Nefis Türk Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği lezzetinde sodalı bir börek tarifi vereceğim. Böreğimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 şişe maden suyu, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 paket kabartma tozu. İç harcı için peyniri ve maydanoz tercih ettim ben. Sizler patatesi de yapabilirsiniz. Peynir için beyaz peynir, köy peyniri ve kibrit kutusu kadar kaşar peynirini karıştırdım. 6 adet de yufkamız var. Böreğimizin ilk önce sıvı malzemesini hazırlayacağız. Bunun için 2 yumurtamızı, sıvı yağını, sütümüzü, suyumuzu, bir şişe maden suyunu, bu aşamada bakın köpürüyor, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve iyice homojen bir hale gelinceye kadar karıştırıyoruz. Böreğim için orta boy bir yuvarlak tepsi kullanıyorum. Tepsimin tabanını yağladım sıvı yağ ile. Bir adet yufkayı açıyoruz. Şu şekilde. Yufkam çok büyük değildi. O yüzden küçük bir tepsi tercih ettim. Karıştırdığımız sıvı karışımdan bir kepçe alıyoruz ve gezdiriyoruz şöyle 1,5 kepçe kadar. Döktüğüm sıvıyı bir fırça yardımıyla dağıttım. İkinci yufkamı alıyorum. Şöyle büzgülü bir şekilde, çok düz değil, yerleştiriyoruz. Yine sıvımızdan ilave ediyoruz. Üçüncü yufkamızı alıyoruz. Onu da aynı şekilde. Çok kolay bir börek. Üçüncü kattan sonra harcımızdan dökmeyeceğiz. İç harcımızı, peynirli harcımızı ilave ediyoruz. İç harcımızı eşit bir şekilde dağıttıktan sonra yine aynı şekilde büzgülü bir şekilde yerleştiriyoruz. Sıvı harcımızdan gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Beşinci yufkamız
sıvı harcımızdan ilave ediyorum. En alt tabanına serdiğim yufkanın kenarlarını şu şekilde içe kıvırıyoruz. Onları da şöyle hafif sıvıyla ıslatalım. Altıncı yufkamızı şu şekilde düz bir şekilde seriyoruz. Ve şöyle kenarlarını içe katladıktan sonra kalan sıvımızın tamamını böreğimizin üzerine gezdiriyoruz. Şimdi şöyle bir iki kepçe kadar kaldı. Onu da dilimledikten sonra dökeceğim. Böreğimizi dilimledim. Üzerine kalan sosumu yine kenarlarına da gelecek şekilde biraz ortasına döküyorum. Bu böreğin özelliği bu şekilde pişmeden en az 2 saat kadar buzdolabının normal gözünde durması gerekiyor. Hiç bekletemezseniz en az yarım saat bekletmeniz gerekiyor ki sıvıyı içerisine çeksin. Ben şimdi 2-2,5 saat kadar dolapta bekleteceğim. Arkadaşlar, sosladığım böreğimi 2,5 saat buzdolabının normal rafında beklettim. Şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırında pişireceğim. Yaklaşık 35 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, böreğimiz tam 40 dakikada pişti. Yuvarlak tepside pişirmeyi seviyorum. Çünkü içinde döndürdüğüm için her yeri bakın eşit bir şekilde kızarıyor. Çok lezzetli olduğuna eminim. Herkese afiyet olsun.